Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda geometri tekrar derslerinden 11.'sini anlatacağız. Yani ne anlatıyoruz? Çemberin çevresi ve yay uzunluğu ve aynı zamanda çemberde daire, yani daire konusunu anlatacağız. Dairede alan konusunu anlatacağız arkadaşlar size. Yani kısa bir tekrar yapacağız. Ardından mükemmel soruları çözeceğiz arkadaşlar. Her zaman gibi uyarıyoruz. Ne yapıyoruz? Tekrar dinledikten sonra videonun açıklama kısmında şey var, e, link var. Oraya basın. Orada Boş pdf'i indirin arkadaşlar. Bu konuyla ilgili 11. ile ilgili. Oradaki soruları kendiniz çözün. Çözemediğiniz soruları dolu pdf'den bakın. Oradan da anlamazsanız videodan bakacaksınız diye hep uyarıyoruz. Ve artı map kazanındaki soruları da çözmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Onları da biz zaten nerede çözüyoruz? Zonguldak ÖDM kanalında çözüyoruz. Oradan bakarsınız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdilik tam daha tam düzenlenmedi kanal ama oradan yine bulursunuz bazı e, videoları. Haberiniz olsun. Hatta burada... Mezun testlerini çözmekten yana mezun mat bir var. İşte mezun sayısal yeterlik var. Mezun testleri var. Bir de artı 11. sınıf testlerini de çözerseniz orada sizin açınızdan bayağı iyi olur. Çok soru çeşitli görmüş olursunuz arkadaşlar. Anlaştık. Evet şimdi çemberin çevresi ve yay uzunluğunu söyleyelim. Çemberin çevresi neydi arkadaşlar? 2 pireye kadardı. Yay uzunluğu olacaktı. E, tamamında 360 derecede 2 pire ise yay uzunluğu da 2 pire alfa bölü 360. Yani Çemberin çevresini bulurken yarıçap lazım bize. Yay uzunluğunu bulurken de merkez açı lazım olacak bize. Yarıçap ve merkez açı lazım olacak. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Kendinize bu soruyu sorun. Büyük ihtimalle özel üçgenle karşılaşacaksınız. Çemberin çevresi ve yay uzunluğu bu formülü. Sadece bu formülle yapıyoruz ve çemberde uzunluk bilgisi bu çemberin çevresinde ve dairede çok işimize yarayacak arkadaşlar. O yüzden lütfen ama lütfen e, çemberde uzunluğa dikkat ediyoruz bu konularda da. Geldik daireye. Dairenin alanı da arkadaşlar pi r karedir. Yarın dairenin alanı pi r kare bölü 2. Çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4. Altta birlik alan pi r kare bölü 6 diye mi gideceğiz? Hayır. Biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Ya dairenin alanını bulabiliriz. Ya da daire diliminin alanını bulabiliriz. Daire dilimi alanı da normalde pi r kareye alan. E, alfa bölü 360. Yani alanda da bize ne lazım olacak arkadaşlar? Bir yarı çap lazım olacak. 2. merkez açısı lazım olacak. Bazen açıyı veriyorlar bazen vermiyorlar. Verdiklerinde işimiz kolay vermediklerinde de işimiz kolay. Zaten ya özel üçgen çıkar ya 30-60-90 üçgen çıkar ya da 45-45-90 üçgen ile karşılaşırsınız arkadaşlar haberiniz olan. Bir de biz daire parçasının alanından bahsedebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir daire parçası varsa biz neyi biliyoruz? Daire diliminin alanını bildiğimiz için böyle bir parçaya ait bir daire dilimi oluşturacaksınız daire diliminin alanından neyi çıkartacaksınız? Üçgenin de alanını çıkartacaksınız. Ki zaten dairede arkadaşlar beyaz alan çok önemli. Ciddi anlamda ve bütünsellik çok önemli. Şuraya şey yapayım. Bütünsellik çok önemli arkadaşlar. Bütünsellik. Hep bütünsellik üzerine yapıyoruz. Yani bütün sorularda formül yok. Tamam. Normal formüller var. Pi kare. Daire diliminin alanı pi kare alfa bölü 360. O var. O ayrı bir konu ama bütünsellik çok önemli. Bütünsellik dediğimiz belli bir bütünden belli bir parça çıkartacaksınız. O belli bir parça da beyaz alandır arkadaşlar. Beyaz alan hikayesi de burada gerçekten ama gerçekten çok önemli arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Mesela bütünsellik derken şu bütün parçadan beyaz alanı çıkartacaksınız. Bütün parçanın alanı pi r kare alfa bölü 360 değil mi? Yani bu daire alanı pi r kare alfa bölü 360 eksi üçgenin alanı Valla arkadaşlar R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2 yazıyorlar ama ben bunu çok kullanmıyorum. Çünkü niye? Ya buradaki özel açı olsun ki ben bu üçgenin alanını bulayım. 90 derece çıkıyor. R çarpı R bölü 2 çıkıyor. 60 çıkıyor. Eşkenar üçgen oluyor. Eşkenar üçgen alanı çıkartıyoruz. 120 derece çıkıyor. E, 120 derece de varken tabanına ait yüksekliği bulmak zaten kolay oluyor. Taban çarpı tabana ait yükseklikten yine rahat bir şekilde çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Yani sinüs alan formülüne girmezseniz daha iyi olur diyebilirim arkadaşlar burada da. Sonra dairede alanda şu da önemli arkadaşlar. Özellikle alan taşırken çok işimize yarayacak arkadaşlar. Dairede alanda eşit kirişlerini ayırdıkları parçalar daire parçalarının alanları birbirine eşit. Atıyorum ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda aşırı derecede işimize yarayacak arkadaşlar. Hatta biraz sonra sorularda da göreceksiniz. Taralı alanlar toplamı sorulduğunda o alanları yan yana getirmeye çalışıyoruz. Yan yana getirirken de genelde şu özelliği kullanıyoruz arkadaşlar eşit kirişlerin ayırdıkları alanlar birbirine eşit diyoruz. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bir daire varsa elimizde. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Bir daire var elimizde. Hocam bunun eşini de çizdim buraya. Eş bir daire daha var burada. Bu iki daire eşse. Bakın bu iki daire eşse biz bunu söyleyebiliriz. Şuradan bir kiriş çizdim. Hocam buradaki alanla buradaki alanla buradaki alan birbirinin tıpkısının aynısıdır. Sebep şu alan A ise bu alan dağıdır. Niye biliyor musunuz? Bu iki çember eş çember değil mi arkadaşlar? Evet bir çemberde bir kirişimiz burada bir kirişimiz burada. Bu kirişler ortak kiriş olduğu için birbirine eşit değil mi? Evet. Normalde bir çemberde değil bir dairede eşit kirişlerin ayrılıkları alanlar birbirine eşit. Hatta eş dairelerde de eşit kirişlerin ayrılıkları alanlar birbirine eşittir. O yüzden Bunda her ikisinde de eşit giriş olduğu için bunun ayırdığı alanla bunun ayırdığı alan yani şuradaki alanla burada kalan ne olmak zorunda arkadaşlar? Birbirinin tıpkısının aynısı olmak zorunda. Hatta size bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu da önemli. Belki karşımıza çıkabilir. ÖSYM sorabilir. Mesela şöyle arkadaşlar. Bir soru gibi düşünebilirsiniz. Şöyle iki tane eş daire varsa. Bakın. Eş daire varsa. Adam tutup bize şuradaki hilalin çevresini sorabilir arkadaşlar. Bu hilalin çevresini sorabilir. Eş daire ise eğer. Nasıl yapacağız hocam? Eğer bunlar eş daire ise arkadaşlar. Bakın şuradaki e, yaylar da birbirine eşittir. Yani bu yay x ise bu yay da x'tir. Sebep şundan dolayı. Şunu şöyle çizdiğimiz zaman. Hocam şunu şöyle çizelim bir saniye. Şunu da çizelim. Ben bunu böyle çizdiğim zaman. Bakın ne oluyor? Hocam iki çember eş çemberse eğer. Eşit girişlerin ayırdıkları alanlar birbirine eşit. Hatta eşit girişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit değil mi? Evet. O zaman bu yayla bu yay birbirine eşit. E bunlar eşse buraya ben y yayı dersem hocam burası x artı y yaptıysa burası da x artı y yapacak. Aa dikkat edin şuradaki hilali görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu hilalin çevresi ne yaptı arkadaşlar x artı y yaptı. Yani yani ölçüsü aslında ölçü olarak da diyebiliriz x artı y. X artı y ne? 360. Ölçü olarak da 360 yaptı. Çevre olarak sorulursa da bir dairenin çevresi yaptı. Yani x artı y'ye eşit oldu arkadaşlar. Dikkat edin. Küçük bir bilgi. Böyle eşit kirişlerle alakalı böyle ufak tefek bilgilerle sizin karşınıza gelebilirler arkadaşlar. Ki ÖSYM artık böyle şeyleri seviyor biliyorsunuz. Bir bakarsınız bir hilal çizer, bir yıldız çizer. Hilalin çevresi nedir? Yıldızı da böyle eşkenar üçgenlerden oluşturur. Niye olmasın değil mi? E, çekildeki şeyin çevresi nedir diye sorar. Bir çemberin çevresi yapar. Bir de eşkenar üçgen. Yıldızlardan şöyle e, yıldızı oluştururken eşkenar üçgenlerden mi şey yapar? E, artık burada 30-30-120 üçgenden mi yapar? Şurada, e, şunların hepsi eşkenar üçgen mi olur artık? Bir şekilde güzel bir şey verir orada. Yoksa sıkıntı olur arkadaşlar. Neyse. Hilal çevresi de ne no yaptı? Bir dairenin çevresi kadar yaptı. Eşit girişler bu anlamda çok işimize yarıyor arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Ve alan dağıtırken pardon ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı sorulurken e, biz buradaki özelliği çok kullanıyoruz. Bir yerde alanı iptal edip başka yere taşıyabiliyoruz. Alan taşıma dediğimiz şey geçen sene sınavda da çıktı bak alan taşıma sorusu. Dikkat edin arkadaşlar. Sonra geldik şuraya. Daire halkasının alanı çok basit. Büyüğün alanından küçüğün alanını çıkartacaksınız. Tamam. Bir de şöyle bir teğet çizildiğinde de arkadaşlar px kare diye bir formül var. Bu formülü bilseniz de olur, bilmeseniz de olur da. Bakın arkadaşlar, merkez varsa teğet varsa çek dik yapsak. Bu küçük çemberin yarıçapı r olsun. Büyük çemberin yarıçapı da büyük r olsun. E hocam, bu da büyük çemberde kiriş olduğu için kirişi iki eş parçaya bölecek. X oldu burası da. İki eş parçaya böldüğünden dolayı. E ben bunu çizecek olursam burası da r ya. Arkadaşlar Pisagor bağıntısına bakar mısınız? R kare eşittir R kare eksi R kare R kare, eksi, r kare artı X kare oldu. O zaman buradan x kare neye eşit oldu arkadaşlar r kare eksi r kareye eşit oldu. E Halkanın alanı neydi arkadaşlar pi r kare eksi pi r kareydi. Yani pi r kare eksi pi r kare. Pi parantezin alınca r kare eksi r kare yaptı. R kare eksi r kare de x kare olduğundan pi x kareye eşit oluyor diyebiliriz. Özellik olarak algılayabilirsiniz ya da özellik olarak algılamasanız da siz kendiniz yine çemberde uzunluktaki bilgilerden yani en güzel ek çizim yarıçap bilgisinden de yine kendiniz buna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim şu nota. Arkadaşlar ÖSYM böyle her 5 yılda bir, 6 yılda bir, bilemedin 7 yılda bir böyle yay uzunluğuyla alakalı soru sormayı seviyor. Şimdi onun zamanı geldi gibi. Artık ya bu sene sorarlar, ya önümüzdeki sene sorarlar ya da ondan sonraki sene sorarlar bilmiyorum. Ama şu yay uzunluğuyla alakalı bir formül var arkadaşlar. Bunu bilmenizi tavsiye ediyorum. Normalde siz yay uzunluğu verildiğinde Hocam ben buradaki açıyı bulurum. Yay uzunluğu formülünden. Doğru haklısınız. Ee, nedir? Yay uzunluğu eşittir dersiniz. 2 pi r alfa bölü 360 dersiniz. Buradan alfayı bulursunuz. Sonra pi r kare alfa bölü 360'dan da bu daire dilimin alanını bulursunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar bazı sorular öyle orijinal sorular soruyorlar ki güzel sorular soruyorlar ki sadece bunu kullandırabiliyorlar. Diğer türlü çözüm yapmaya kalkıştığımızda bayağı da sonucu uzun çıkıyor arkadaşlar. O yüzden sanki bunu bilmekte fayda var arkadaşım. Yani ne yapacaksınız? Yay uzunluğu belliyken üçgenin alanı gibi ya taban çarpı yüksek bölü 2 değil miydi? Yani x çarpı r bölü 2'dir. Bu kadar basit. Yay uzunluğuyla alakalı dairenin alanı da x çarpı r bölü 2 eşittir. Bunu bilin. Tavsiye, tavsiyemdir. Yakın zamanda çıkacak diye de hissediyorum arkadaşlar. Bununla alakalı bir soru. Ee, zaten sorularımızın arasında var arkadaşlar. Sorularımızın arasında göreceksiniz. Bunu bildiğimiz zaman da daha güzel ve daha kolay bir şekilde yapacağız arkadaşlar bunu. Hatta şuradaki alan mesela. Hocam çok kolay. Büyüğün alanından mesela buraya B diyecek olursam. X çarpı A artı B bölü 2'den küçüğün alanı çıkartırım. Y çarpı e, B bölü 2'ye çıkartırım. Burayı bulurum. Doğru. Ama bir de direkt sınavda bu formülü sordular mesela zamanında. Yamuğa benzemiyor mu arkadaşlar bu da? Yamuğa benziyor değil mi? Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Yani x artı y çarp yükseklik yani a bölü 2 bize taralama verecektir. Ee, kolay olduğu için formül o yüzden bunu da e, söylüyorum. Bundan sonra da aklınızda kalacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ee, büyük ihtimalle aklınızda kalır zaten bu. Ama şu yukarıda kesin ama kesinlikle kalsın. Bunu bildikten sonra alttakini de bir şekilde ulaşırsınız. Onda bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Tamam mı? Olay bu arkadaşlar. Bir de çember ve dairede benzerlik. Evet bütün çemberler benzerdir. Hepsi yuvarlaktır. Yarıçapları oranı benzerlik oranına eşittir arkadaşlar. Daha öncesinden de biliyoruz. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Bu olduğunu zaten biliyoruz. E Burada da aynı şeyi uygulayabiliriz arkadaşlar. Bu arada bu arada bu arada bu arada aynı merkezli e, dairelerde aynı merkezli dairelerde demeyelim de e, bir de dairede birbirine teğet Aynı merkezli daire dilimlerinde biz benzerlik kullanabiliyoruz arkadaşlar. Birincisi bu. Ee, ya Bütün çemberler benzer de aynı merkezli daire dilimlerinde benzerlik kullanabiliyoruz. Nasıl kullanabiliyoruz? Mesela hocam şöyleyken. Bakın üçgendeki benzerlik gibi arkadaşlar. Şöyle. Hocam hop şöyle hop şöyle olduğunda. Hocam atıyorum burası 2 burası 1 ise benzerlik oranı kaç? 2 bölü 3. Hocam 2 bölü 3'ün karesi nedir? 2 bölü 3'ün karesi nedir arkadaşım? 4 bölü 9. O zaman burası 4A iken Burası tamamı 9A buraya 5A yazabiliriz arkadaşlar. Aynı merkezde daire dilimlerinde benzerlik uygulayabiliriz arkadaşlar. Hatta ve hatta bu aynı merkezde daire diliminde arkadaşım. Bu aynı merkezde daire diliminde şunu bir daha çizmeyeyim. Böyle Ctrl üzerine Ctrl'e V yapayım. Şunu sileyim sadece. Aynı merkezde daire dilimlerinde şu aynı açıyı görüyorsa yani aynı açıyı görüyorsa dediğim şu arkadaşım. Bak aynı açıya sahipse. Burası alfa burası alfa ya. Burası alfa iken büyüğü de alfa. Aynı açılı daire kesmelerinde de daire parçalarında da benzerlik yapabiliriz. Yine burası 2 burası 1 ise hocam benzerlik oranı 2 bölü 3. O zaman karesi 4 bölü 9. Yani şuradaki alan 4 A ise burası da 9 A diyebiliriz. Ayrı ayrı olduğu için bu sefer iki şey değil. Ayrı ayrı olduğu için burada kalanları da bu şekilde paylaştırabiliriz. Ama ne zaman? Bu dairelerdeki bu yayların ölçüleri birbirine eşit olduğu zaman bu daire kesmelerinde bu benzerlikten bahsedebiliriz. Bunu unutma. Peki başka ne zaman bir benzerlikten bahsedebiliriz? Şimdi yayların ölçüleri eşitken bu daire parçalarındaki o daire parçalarının daire parçaların alanlarından bahsedebiliyoruz ya. Bir de çemberler birbirine teğet olduğunda arkadaşlar, bakın birbirine teğet olduğunda. Mesela iç içe de teğet olabilir, dışarıdan da teğet olabilir. Bakın içerden teğet olduğunda mesela arkadaşım, içerden teğet olduğunda da sen bunda benzerlik uygulayabilirsin. Sebep Hocam bu yayın ölçüsüyle bu yayın ölçüsü aynı olduğundan dolayı. Nereden geliyor hocam bu? Şuradan geliyor arkadaşım. Sen burada ortak teğet çizdiğin zaman şuraya alfa dediğin zaman hocam burası alfaysa gördüğü yay 2 alfa. Gördüğü yay 2 alfa küçük çember dedi. Aa gerçekten de zaten bu çemberle bu çember birbirine benzer. E o zaman yaylar da eşitse bu parçalar arasında da bir ilişki yakalayabiliriz arkadaşlar. O ilişki de nedir arkadaşlar? Atıyorum yine. Bu sefer şöyle atayım. Şununla şu birbirine eşitse mesela. Benzerlik oranı kirişler oranı da olabilir arkadaşlar. Kirişler oranı da olabilir. Normalde benzerlik oranı yarı çaplar oranı. Şöyle yarı çaplar oranı da 1 bölü 2 olduğunu ispatlayabiliriz ama kirişler oranı da olduğu aşikar arkadaşlar. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir şey yapabiliriz. Hatta yok ispatına girmeye gerek yok. O zaman ne yapacağız? Benzerlik oranı ne burada? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 1 bölü 4. O zaman burada kalan Aysa bak kirişlerde kalan bu sefer daire parçalarında kalanlar iç içe girmiş. Burada kalan Aysa tamamı 4A olacak. Yani buraya nedir diyebiliriz arkadaşım? 3A diyebiliriz. Ya da çemberler böyle dışarıdan teğet olduğunda da yine aynı şekilde aynı hikayeden bahsedebiliriz arkadaşım. O zaman nasıl bahsedeceğiz hocam? Şöyle şuradaki parçalardan bahsedebiliriz. Şu alanla bu alandan bahsedebiliriz arkadaşım. Niye hocam Bak şimdi. Ortak teğeti çizdiğin zaman, sen ortak teğeti çizdiğin zaman teğet kirişleten bir kere şu çemberler birbirine benzer. Bütün çemberler yuvarlak da hepsi birbirine benzer. Yer çapları oranı ya da kirişleri oranı. Bakın şuraya alfa dersek ters e, burası ne oldu? 2 alfa oldu. Ters açıdan dolayı burası da alfa oldu. A burası da 2 alfa oldu. E eşit kirişler yayların ölçüleri de eşit olduğu için buradaki kirişler oranı atıyorum burası 2 olsun. Burası 2 olsun, burası da 3 olsun. Bu sefer yine benzerlik oranı kaç? 2 bölü 3. Karesi kaçtır? 4 bölü 9. O zaman ben buradaki alanlarda bir benzerlik yapabilirim arkadaşlar. İspatını da size gösterdim. Tamam mı? Daire parçalarında da yayların ölçüleri birbirine eşit olduğunda benzerliği uygulayabiliyorsunuz. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Yani sen şöyle bir şey gördün. Bir çember burada burası 3. Bir çember de burada burası 2. Aa hocam burası 4A burası 9A diyemezsin. Ancak ve ancak yayların ölçüleri birbirine eşitse bunu diyebilirsin bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Tamam mı? Şimdi o zaman burada da benzerlik oranı 2 bölü 3 4 bölü 9 alanlar oranı 4 bölü 9 olacak. O zaman burası 4 A ise burası 9 A. Ayrı ayrı parçalar olduğu için iç içe olmadığı için yani 4 A ise buraya 5 A yazmayacağız. Parçalar ayrı ayrı olduğu için buraya 4 A buraya da 9 A yazabiliriz arkadaşlar. Tamam mı gençler? Olay bu. Olay bundan ibaret. Başka da bir şey yok. Benzerlik alan ilişkisi bu şekilde uygulayabiliriz arkadaşlar. Bir de şunu söylemeyi unuttum. Ee, şöyle bir şey de diyebiliriz arkadaşlar. Bir dairede elimizde bir daire varsa dairedeki merkez açılar oranı alanlar oranına eşittir arkadaşım. Burası alfa burası 2 alfa ise o zaman pi r kare alfa bölü 360 pi r kare 2 alfa bölü 360 ya o zaman burada kalan a ise burada kalan da 2 a diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu da ekstra bir bilgi olarak vereyim isterseniz size. Tamam mı gençler olay bu. Evet. Böylelikle arkadaşlar konu anlatımını bitirmiş olduk. Yani konu özetini bitirmiş olduk. Ne yapıyoruz? Sorulara başlayacağız şimdi. Sorulara başlar, başlamadan önce ne diyoruz yine? Hadi bakalım. Al kalemi eline. Boş PDF'ten kendin çöz ve ondan sonra çözemediğin sorulara dolup PDF'ten bak. Yine mi çözemedin? O zaman ne yapıyorsun? Videodan sorunun olduğu yeri bulduğun zaman Sonuca ulaşırsınız zaten, tamam mı? Birinci soruyla şimdi sorulara başlayalım arkadaşlar. ABCD dik dör, dikdörtgenin içine birbirine ve dikdörtgenin kenarlarına teğet olacak biçimde iki özdeş daire çizilmiştir. Arkadaşlar çemberde uzunluğu biz bu konuda çok kullanıyoruz. Yani çemberde uzunluk hem çemberin çevresinde hem de dair de alanda çok fazla kullandığımız bir şey. Çemberde uzunlukta kullandığımız anahtar kelimeleri tabii ki burada kullanıyoruz. Çemberler birbirine değdiğinde <laughs> merkezleri birleştiriyoruz. Merkez teğet çektik, merkez teğet çektik, merkez teğet çektik, merkez teğet çektik. Hocam çok ek çizimi yapıyorsunuz. Bunu kabul etmiyorum. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. R, R, R yazınca arkadaşlar ve şuradaki 90 derecelerden dolayı dikdörtgen oldu. Burası da R, burası da R oldu. Hatta burası da R, burası 4R ise o zaman burası da 4R oldu. Bakın ne verilmiş? Alan ABC'de 72 verilmiş. Yani 4R çarpı 2R'yi 72 vermişler. O zaman buradan 8R kare 72 ise R kare 9. R'yi de kaç bulduk? 3 bulduk. E burada R3 ise arkadaşlar çevre uzunluğu isteniyor bir tanesinin. O da neydi? 2 pi R'ye kadardı. R yerine 3 yazdığımızda cevabımız kaç çıkar? 6 pi çıkar arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı 6 pi oldu. Geldik ikinci soruya. Şekilde A noktasından itibaren dağınık biçimde bulunan ip, kasnak yardımıyla sarılarak düzgün hale getirilecektir. İpin kasnağa temas ettiği ilk nokta burası. <laughs> yani teğet noktası oluyor o zaman değil mi burası? T'dir. A noktasının kasnağa en yakın uzaklığı kasnağın yarıçap uzunluğuna eşittir. He. Bir noktanın çembere en yakın noktası merkezde birleştirirsiniz bunu arkadaşlar. Merkezde birleştirdiğiniz zaman en yakın noktası neresi yapar? Şurası yapar. Ne eşitmiş? Yarı çapı eşitmiş. AT uzunluğunu 6 kök 3 vermiş. Hocam şurası da yarı çap değil mi? Evet. Burası da merkez teğet çektikten dolayı zaten 90 derece. Ve burası da nedir arkadaşlar? R'dir. E burada ne var arkadaşlar? Pisagor bağıntısı. Hatta güzel bir pisagor bağıntısı var. 90'ın karşısı şöyle baktığımız zaman 2R. Hangi açının karşısı R'dir arkadaşlar? 30'un. Burası da 60 yapar. O zaman 60'ın karşısı 6 kök 30'un karşısı 6'dır. Şurayı 6 bulduk. E 2R dediğimizde 12 çıktı. Tamam. Bu bize diyor ki AT6 kök birim olduğuna göre kastak kendi etrafında bir tam tur döndüğünde o zaman ipi bir tam tur saracak. Ee, ip ne kadar ip sarılmış olabilir, olur diye soruyor bize arkadaşlar. O zaman bizden aslında ne isteniyor? Kastan çevresi isteniyor. 2 pi r isteniyor. Yani 2 pi r'yi kaç bulduk arkadaşlar? 6 isteniyor. O da kaç yapacaktır? 12 pi yapacaktır. İkinci sorumuzun cevabı da 12 pi oldu arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Şekilde AB çaplı AB çaplı diyor. O zaman AB çapı şöyle bir çizelim arkadaşlar. Ve O merkezli büyük daire AO ve OB çaplı. Şunlar da çaplı. Şu çaplarmış arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu yarı çapına R dersem, küçüğün yarı çapına R dersem, büyüğün yarı çapı 2R oldu. Hocam büyüğün yarı çapı 2R ise burası da 2R olacak. Burası da RR oldu. Yani bunlar eş daireler oldu. Peki boyalı bölgenin çevresi 36 pi olarak verilmiş ne yapacaksın? Bunun yarısı artı bunun yarısı artı büyüğün yarısı olacak arkadaşlar. Yarım daireler. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Şuraya yazalım. 2 pi r bölü 2 artı 2 pi r bölü 2 artı 2 pi 2 r bölü 2. Değil mi? Büyüğün yarı çapı 2 r olduğu için. Ne verilmiş? 36 pi verilmiş arkadaşlar. Pi r, pi r, 2 pi r, 4 pi r, 36, 36 pi ise arkadaşlar. O zaman r'yi buradan kaç buluruz? 9 buluruz. Şimdi bize diyor ki ne diyor? Dairelerden birinin yarıçapı buna göre yarım dairelerden yarım dairelerden birinin yarıçapı kaç birimdir diye soruluyor. Yani o zaman cevabımız kaç yapar? 9 yapar arkadaşlar. 3. sorumuzun cevabı 9 yaptı. Geldik 4. soruya. Oo hocam kırmızı renkli yayların uzunlukları toplamı A, mavi renkli yayların uzunlukları toplamı B. Hocam ben bunları tek tek bulacağım mı? Şurası, 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 şurası ve şurası diyeceğim. Mavilerde de bu 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 diyeceğim. Sonra onları çıkartacak mıyım? Tabii ki hayır. Ne yapacağız? Bakın şuna dikkat ederseniz arkadaşlar. Şu kırmızıya dikkat ederseniz. Yarı çap bir olan yarım daire. Şurada değil mi? Şu kırmızıyı neyle göstereyim? Ee, siyahla göstereyim. Bakın. Hop burası. Hocam aynısı burada da var bak. Hocam yarı çapı iki olan. Hop burada. Hocam yarı çapı iki olan burada da var. Değil mi? Yani şunlar birbirine eşit. Kırmızıda ve mavide. Şimdi burada kırmızıda ve mavide göstereceğim arkadaşlar. Şu yarı çap 1 olan, şu yarı çapı 2 olan yarım daire mavide. Şu yarı çapı kaç olan? 1, 2, 3 olan yarım daire. Şu yarı çapı 4 olan, kırmızıya mı gelmiştik biz? E, kırmızıya gelmiştik, evet. Kırmızıya gelmiştik, o zaman kırmızıyı sayacağız. Biz niye böyle saydık? Kırmızıda yarı çap 1 olan, yarı çapı 2 olan, yarı çapı 3 olan, yarı çapı 4 olan, yarı çapı 5 olan Yarı çapı 6 olan bu. Değil mi arkadaşlar? Yarı çapı 6 olan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kırmızılarda saydığımız zaman yarı çapı 1, 2, 3, 4, 5 diye gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olanlar var. Bir de mavilere bakalım arkadaşlar. Mavilerde de 1 olan var, 2 olan var, 3 olan var, 4 olan var ve 5 olan var. He. O zaman arkadaşlar, şurası 5. O zaman ben bundan bunu çıkarttığım zaman bu yarı çap 5 olan da mavideki, e, kırmızdaki yarı çap 5 olan birbirini çıkarttığımız zaman biri götürecek değil mi? O zaman bir tekne kaldı arkadaşlar, yarı çapı 6 olan yarım daire kaldı. O zaman 2πr bölü 2 bizim direkt cevabımızdır arkadaşlar. O zaman o da kaç yaptı? 6 pi yaptı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Bazı arkadaşlar tek tek bunları hesaplamıştır. Hesaplamaya gerek yok. Birbirini götürenler oluyor arkadaşlar. Hangisiyle hangisi götürdü? Mesela şununla şu götürdü. Şununla şu götürdü. Yarı çapı 3 olanla yarı çapı 3 olan mavi götürdü. 4 olanla 4 olan mavi. 5 olanla 5 olan mavi birbirini götürdü. Sadece yarı çapı 6 olan kaldı arkadaşlar. Çıkartma işlemini yaptığımız zaman. Tamam mı? Evet dördüncü soru gerçekten hoş bir soru arkadaşlar. Böylelikle cevap Edremit çıktı arkadaşım. Geldik beşinci soruya. Dairenin yarı çap uzunluğu kaçtır? Burayı 5 pi demiş. Arkadaşlar yay uzunluğu deyince aklımıza ne geliyordu? Merkez açısı geliyordu. O zaman merkezi bizim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü yay uzunluğunda e, normalde çemberin çevresi 2 pi'li normalde yay uzunluğu da neydi? 2 pi'li alfa bölü Merkez açı lazım. O zaman merkez açıyı mutlaka mutlaka oluşturacağız. Aa hocam 30 ise gördüğü yay kaç? 60. E burası da açısal, açısal olarak ne yapmak zorunda? 60 derece yapmak zorunda. O zaman bu 5 pi neye eşittir? Yay uzunluğu. 2 pi r 2 pi r alfa bölü 360 eşit olmak zorunda. E o zaman olay bitti. Pi'ler de gitti burada. O zaman şurada şununla şu sadeleşince 6 yaptı. 6 kere 5 30 mu yaptı? Evet. R'yi de buradan kaç bulduk? 30 bulduk arkadaşlar. İşlem hatası yapmadıysak. Evet işlem hatası yapmışız bu arada. E, şu şu ikili de 6 sadeleşince 3 kaldı burada. 3 kere 5 15 yapar o zaman cevabımız arkadaşlar. Evet 5. sorunun cevabı da 15 yaptı. Geldik 6. soruya. Benzerini ÖSYM e sordu arkadaşlar. Ona göre söyleyeyim. Şimdi burada yani bir soru yapınca diğer soruları da siz e, bunların değişik versiyonları karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Bir soruyu yapınca diğerlerini de rahat bir şekilde yapacaksınız. Merak etmeyin. Şimdi şekilde 10 cm uzunluğunda bir ip verilmiş ve bu yönde sarılacakmış arkadaşlar gergin bir halde. Şunun alanı 4 olarak verilmiş? 16 olarak verilmiş. O zaman A kare 16 ise burayı ne bulduk arkadaşlar? 4 olarak bulduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu 16'yı saracağım. İp gergin halde şey olduğu zaman şöyle dairesel bir hareket etmez mi? Evet dairesel. Yani şu şekilde yapsam hep böyle dairesel hareket yapacak ama şurada ip kesiyor arkadaşlar. Bakın. 10 birim ya 10 birimlik böyle bir şey yaptık. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Şuraya kadar da 10 birim. Yani şuraya ne kaldı o zaman arkadaşlar? 6 birim kaldı. Şöyle bir dairesel hareket yaptı. Çeyrek daire yaptı. Sonra ne yaptı? İp burada takılıyor. Takıldığı için burada da şu merkezde bir çeyrek daire yapacak arkadaşlar. E burada da bu merkezde bir çeyrek daire hop şöyle bir şey yapmak zorunda. Burada da şöyle bir çeyrek daire yaptı arkadaşlar. Şöyle. E burası 6 ise burası da 2 oldu. E burada ne yapıyor arkadaşlar? Burada da ip takılacak. Burada da ikilik bir çeyrek daire şeklinde gidecek. Yani yarı çap uzunluğu 11'im ya. Tam buraya kadar gelmiş oldu o zaman. O zaman bunun yay uzunluğu. Yarı çapı 10 olan yani 2 pi r bölü 4 artı bunun yay uzunluğu yarı çapı 6 olan arkadaşlar 2 pi r bölü 4 çeyrek daire artı yarı çapı 2 olan çeyrek daire 2 pi r bölü 4 yaptı arkadaşlar yine. O zaman 5 pi burada. 3 pi burada. 8 pi. E, hepsini topladığımız zaman ne yaptı? 9 pi yaptı. E noktasında toplam ne kadar yol alır diye soruyor arkadaşlar. Aldığı yol da bu çeyrek daire üzerinde. Bu çeyrek daire üzerinde ve bu çeyrek daire üzerinde olur arkadaşlar. Böylelikle 6. sorunun cevabı 9 pi oldu arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Çemberler birbirine değiyorsa bakın böyle sorularla da ÖSYM ya, ya iki defa ya üç defa zaten bu mantıkta bir soru sordu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi burada çemberler birbirine değiyor mu? Değiyor. Çembersel uzunlukları tabii ki yapacaksın. çemberdeki merkezleri birleştir. 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 Tamam. Yarı çapı kaç birim bunun? 2 birim. Bu arada merkez varsa teğet varsa çektik. Çektik. Bunlar da mutlaka mutlaka olmak zorunda arkadaşlar. Çektik. 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 Yaptık arkadaşlar. E buradan sonra ne oldu arkadaşım? Yarı çap 2 birim. 2 birim. O zaman burası 4 birimse hocam burası 90 burası 90 burası da 2 birim 2 birim olduğu için burası dikdörtgen oldu. Uzunluklar eşit olduğundan dolayı. Normalde şeydir arkadaşlar 90'lar olmasaydı dikdörtgen diyemezdik burada. O zaman burası 4 yaptı. Aynı şekilde burası da 4 yaptı. Aynı şekilde burası da 4 yaptı. Aynı şekilde burası da 4 yaptı. Nereleri kaldı arkadaşlar ipin uzunluğunu bulurken? Hocam bu yay uzunluğu, bu yay uzunluğu, bu yay uzunluğu ve bu yay uzunluğu yaptı. Aa hocam Dikdörtgen yaptı 90. O zaman burası da dikdörtgen. Burası da dikdörtgen. Burası da 90 oldu. Burası da 90 oldu. Burası da 90 oldu. Burası da 90 oldu. Ne yapacağız? Çeyrek daire. Çeyrek daire. Çeyrek daire ve çeyrek daire diyeceğiz. O zaman ipin uzunluklarında 4, 8, 12, 16 var arkadaşlar. 16 artı 2 pi r bölü 4'ten kaç tane var? 4 tane var. Bakın 4'leri sadeleştirince ne oldu arkadaşlar? 2 pi r yaptı. Dikkat edin. 2 pi r yaptı. O yüzden biz hep şunu söylüyoruz. Herhangi bir şeklin etrafına eş çemberler olmak üzere. Mesela üçgen. Şöyle bir kastakları koydular mesela. Etrafına da ip sardılar. Şöyle bir ip sardıklarında arkadaşlar. Buradaki ipin uzunluğu ne yapacak? Üçgenin çevresi. Çünkü merkez çektik merkez çektik, çektik 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 deyince. Üçgenin çevresi yapıyor şu uzunluk. Artı bir de bu yay uzunlukları. Bu yay uzunlukları toplamı üçgende olsa dörtgende olsa beşgende olsa beşgenin köşelerini merkezde kabul etse altıgende olsa, yedigende olsa, bingende olsa hiç fark etmez. Oradaki yay uzunlukları toplamı her zaman tam bir daire yapıyor arkadaşlar. Bu dediğimi de unutmayın lütfen. E burada da bu aslında dikdörtgen yani bir karenin etrafına sarmışlar arkadaşlar burada. E karenin etrafına sardıkları için arkadaşlar o zaman bu yay uzunlukları da tam bir daire yapıyor da diyebiliriz kısaca. Ama e, siz yine de ispatıyla da yapmaya çalışın. Çok karışık gelirse bu yay uzunlukların toplamının ama eş daireler olmak üzere toplamının tam bir daire yaptığını bilin arkadaşlar. O zaman ne yaptı arkadaşlar? Cevabımız 16 artı 4 pi eşit oldu arkadaşlar. Bu sarılan ipin uzunluğu. Tamam mı gençler? Olay bu. Buna dikkat edin lütfen. Geldik 8'e. Evet. Çok kolay hocam. X artı 6. Evet doğru. X artı 6 eşittir 24'ten. X'i kaç buldunuz? 18 buldunuz. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Ama ben bu şekilde yapmayacağım. E bundan sonra böyle soruları gördüğünüz zaman büyük ihtimalle böyle yaparsanız bunlar böyle de olsaydı yarın daire burada atlamalı daireler burada bile olsaydı x artı y burası da x artı y'ye eşit olacaktı. Yani şununla şunun toplamı buraya eşit olacak diye de söyleyebiliriz arkadaşlar. Hatta ben bunu şöyle 3 tane bile yapmış olsaydım. Şöyle 3 tane bile yapmış olsaydım. X artı Y artı Z şuraya eşit olacaktı arkadaşlar. <laughs> buraya eşit olacaktı. Aynı çapla aynı çapa eşitse tabii. Bazılarınız özelliği çok seviyor. O yüzden bunları da vermek istiyorum. Ama bu, bu nereden geliyor ona bir bakalım arkadaşlar. Bunun yarı çapına ne diyelim? A diyelim. Bunun yarı çapına ne diyelim? A diyelim. Bunun yarı çapına da BB diyelim arkadaşlar. Şimdi bizim büyüğün yarı çapı ne yaptı? 2 artı 2B olduğu için büyüğün yarı çapı da A artı B'ye eşit oldu arkadaşlar. Ben şunu biliyorum. X neye eşittir arkadaşlar? Yarım yay uzunluğuna eşittir. Yani 2 pi R bölü 2'ye. Yani buradan ne geldi arkadaşlar? Pi eşittir X geldi. Hocam burada da 6 uzunluğunu biliyorum. 2 pi B bölü 2 eşit. Buradan ne geldi arkadaşlar? Pi eşittir 6 geldi. Bir de ne biliyorum arkadaşlar? 24'ü biliyorum. yarıçapı A artı B olan. 2 pi artı B bölü 2. Yarım daire olduğu için. Neye eşittir arkadaşlar? 24'e eşittir. Bunlar gitti. Buradan da pi A artı pi B ne geldi arkadaşlar? 24 geldi. Aa, hocam, P A hocam PA'yı ben x biliyorum. Artı. Pi ne biliyorum arkadaşlar? 6 biliyorum. Eşittir 24. Gerçekten de 6 x ile 6'nın toplamı neye eşit oldu arkadaşlar? 24'e eşit oldu. Buradan da x'i ne buluruz? x'i buradan da 18 olarak buluruz arkadaşlar. Tamam. İspat da bu şekilde. İspatıyla da zaten çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz böyle 10 tane daire olsun. Yine ispatı kolay bir şekilde çıkar arkadaşlar. Yani sıkıntı yaşamayacağınızı zannediyorum. Hatta şöyle bile olsaydı arkadaşlar. Bakın şöyle bile olsaydı. İki yarım daire burada. Üç tane burada mesela. işte şu ikisinin toplamı şu çapa eşit oluyor mesela. Şu üçünün toplamı da bu çapa eşit oluyor arkadaşlar. Yani şu uzunluğa eşit oluyor. İşte burası x, y, z. Şu üçünün toplamı şu ikisinin toplamına eşit oluyor diye de söyleyebiliriz. Yani a artı b eşittir. X artı y artı z oluyor diye de söyleyebiliriz arkadaşlar. İstediğiniz kadar avartabilirsiniz bunu. Hiç sıkıntı değil. Tamam mı? ÖSYM bununla ilgili bir soru sordu mu? Valla sormadı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani hiç böyle bir soru ÖSYM ile ilgili bir soru hatırlamıyorum arkadaşlar. Sorabilir mi? Valla sorabilir. Niye olmasın? Evet geldik dairelere. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Çemberde yine uzunluk tabii ki. Evet boyalı bölgelerin alanları toplamı kaçtır diye soruluyor. Alan ABC diye şey vermiş. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştirin. Merkezleri birleştirin. Merkezleri birleştirin. Merkezleri birleştirin. Merkez çektik. Merkez çektik. Merkez çektik. Merkez çektik. Hemen bunları gözümüz kapalı yapıyoruz arkadaşlar. Ek çizim çok fazla demeyin. Saçınızı başınızı yolarım. Evet R R R R. Hatta burası da R R R R R R. R. O zaman burası 4 R yaptı. Burası da 4 R yaptı. Sıkıntı yok. Alan ABCD yani 4R'nin karesini kaç vermiş? 20 vermiş bize. Boyalı bölgenin alanı isteniyor. Yani buradan R kare ne geldi? 20 bölü 16 geldi. Yani böl 4'e 5, böl 4'e 4. E 4. R kareyi 5 bölü 4 bulduk. Boyalı bölgenin alanı, boyalı bölgenin alanı 4 tane pi R kare değil mi arkadaşlar? Evet. R kare yerine ne yazacağız? 5 bölü 4 yazacağız arkadaşlar. Değil mi? Evet. 4 tane pi çarpı r kare yerine de 5 bölü 4 yazınca hop bunlar gitti. Cevabımız 5 pi'ye eşit olur arkadaşlar. Evet 9. sorunun cevabı da böylelikle 5 pi yaptı. <laughs> Geldik 10. soruya. Ömer AB çaplı daire biçimindeki bir kumaşın AB çapı üzerine gelecek şekilde bir çubuk yer yerleştiriyor. AB çapı üzerine gelmiş. Tamam. Sonra ne yapmış arkadaşım? Bunu Ömer daha sonra çubuğu 2 cm daha yukarı hareket ettirmiş. Evet Çapın üzerindeydi. 2 santimetre daha yukarı hareket ettirdi. Merkez kiriş çektik yaptım. 2 santimetre zaten burası. E bizim çapımız ne oluyor arkadaşlar? Şuraya A dersem A dersem. A hocam burası A artı 1 A artı 1. Yani 2 artı 2 1. Yani burası A artı 1 burası da A artı 1 değil mi? Yarı çap uzunluğumuz ne arkadaşlar? A artı 1. E bizim en etkili silahımız yarı çap çizmek değil miydi? Evet. Al sana yarı çap o zaman. A artı 1 burası da yarıçap uzunluğu bizim için çok önemli. Ve yarıçapı da A artı 1 olarak bulduk. Ve burada Pisagor bağıntısı yapacağız. Kumaşın alanı nedir diye soruluyor. Valla 2 ile ilgili özel üçgen yok. Mecbur şunu yapacağım. A artı 1'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 2'nin karesi diyeceğiz. Buradan ne geldi? A kare artı 2 A artı 1 eşittir. A kare artı 4 geldi. A kareler nanay oldu. 2 A eşittir. 3'ten A'yı 3 bölü 2 bulduk. Ee, yarı çap ne oldu o zaman arkadaşlar? 3 bölü 2 artı 1'den e, 3 bölü 2 artı 1'den 5 bölü 2 yaptı o zaman yarı çap uzunluğu. Şunu farklı kalemle yazayım. 5 bölü 2 yaptı. Kumaşın alanı. Yani pi r kare isteniyor bizden. Yani pi 5 bölü 2'nin karesi isteniyor. Yani 25 pi bölü 4 çıkar o zaman arkadaşlar. Güzel bir şey değil mi? Yukarı alıyor. Şuralar bir bir oluyor. Merkez kiriş çektik. Gerçekten güzel bir şey. Yani soruları biraz yeni nesle çevirme Hani hep klasik gördüğümüz merkez kiriş çektik olayıyla olmadı bak görüyorsunuz. Evet 10. soru böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 25 pi bölü 4 çıktı. Geldik buraya. Ne yapacağız? Boyalı bölgenin alanı. Arkadaşlar boyalı bölgelerde neydi? Beyaz alan önemliydi. Tüm alandan beyaz alanı çıkartacaksınız. Hatta burada beyaz alanları çıkartacaksınız. Çok güzel. <laughs> Birinin yarıçapı kaç? 2. Diğerinin yarıçapı kaç? 4. Peki büyüğün yarıçapı kaç? 8 4 daha 12. Büyüğün yarıçapı da 6. O zaman pi r kare bölü 2. Büyük yarımdan arkadaşlar. Yarından dolayı. Küçük yarımları çıkartacağım. Pi r kare bölü 2 ve pi r kare bölü 2'ye çıkartacağız. 36 bölü 2'den 18 pi eksi 4 pi bölü 2'den 2 pi eksi 16 pi bölü 2'den 8 pi. Yani ne, ne çıktı arkadaşlar? Cevabımız 8 pi'ye eşit oldu. Yani 11. sorunun cevabı da böylelikle balık kesir oldu. Beyaz alan hikayesi gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu taralı alanlar toplamı. Beyaz alan. Çeyrek daireden neyi çıkartacağım arkadaşlar? Çeyrek daireden dikdörtgeni çıkartacağım. Bitti gitti. Ama bunun için ne lazım bize? Dikdörtgenin kenar uzunluğu. Şu kenar uzunluğu lazım. Yani uzunluk bilgisi lazım. Yarı çap uzunluğu belli mi arkadaşlar? Belli. O zaman bizim en etkili silahımız Hop yarı çap çizmek. Yarı çap uzunluğu 20 olduğundan dolayı. Burası 20. A 12 20 dik üçgenden dolayı. 12 16 20 üçgeninden burası 16 mı çıktı? Evet. O zaman çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4 eksi dik dörtgenin alanı da 12 çarpı 16 yaptı arkadaşlar. O zaman bu 400 100 pi mi yaptı? 100 pi eksi 100 pi eksi 12 ile 16'ını çarptım. 96'nın iki katı yapıyor o zaman. 96'nın iki katı da 192 yapıyor. Evet 100 pi eksi 192 yapar. O zaman 12. sorunun cevabı arkadaşlar. Tamam mı? Beyaz alan gerçekten önemli arkadaşlar. Geldik buraya. saçma sapan bir alan varsa biz ne biliyoruz arkadaşlar? Ya dairenin alanını biliyoruz ya da daire diliminin alanını biliyoruz. Saçma sapan bir alan varsa o alana ait bir daire dilimi mutlaka mutlaka oluştur. Daire dilimi nereden oluşturulur? Merkezden tabii ki. Hocam merkezden bir daire dilim oluşturdum. Bak şu alana gördünüz mü? Aynı zamanda yarı çap çizmiş oldum. Aa hocam aynı zamanda karenin yarı çapı merkez açıda lazım olacak ya. Açıya da düşünün mutlaka. 45-45 yaptı. O zaman olay bitti galiba. Ne yapacağız arkadaşlar? Yine bütünsel düşüneceğiz. Bu arada 6 ise kare olduğundan dolayı burası da 6. Burası da 6 kök 2. Yani yarı çap uzunluğu kaç çıktı arkadaşlar? 6 kök 2 çıktı. Ne yapacağım? Şu dilimden yani kaçlık dilim arkadaşlar o? yüzlük dilimden yüzlük dilimden neyi çıkartacağız arkadaşlar? Üçgenin alanını çıkartacağız. Üçgen alanı çıkarttığımız an olay bitti. Taralı alanı o şekilde bulabiliriz. Tüm alan bakın şurası tüm alandan beyaz alanı çıkartacağız. Beyaz alan hikayesi önemli. Yüzlük dilim pi r kare altı kökünün karesi 100 bölü 360 eksi üçgenin alanı 6 ya burası da 6 burası da 6. Yani üçgen alanı da 6 çarpı 6 bölü 2 eşit arkadaşlar. Burası pi çarpı 36 çarpı 2 çarpı 100. E, şu sıfırlar sadeleşsin arkadaşlar. 10 bölü 36. Eksi 36 bölü 2'den 18 yaptı. 36'lar da sadeleşti burada. 20 pi eksi 18'e eşit olur arkadaşlar cevabımız. Genelde bu şekilde cevap çok saçma çıkıyor ama hep kolay çıkıyor. İki satırda diyoruz ama işlemi böyle siz anlayın diye Sadece e, açarak yazıyoruz arkadaşlar. Siz gerçekten bu şekildeki soruları dair alan sorularını genelde iki satır ya da e, bilemeden en fazla 3 satırda zaten sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Tamam Geldik 14'e. Ne yapacağız? Aa hocam saçma sapan bir alan. E, merkez var. Teğet var. Ne yapıyorsun kardeşim? Çektik. Aa hocam bütünsel. Üçgenin alanından. Bu sefer neyi çıkartacağız? Dilimin alanı çıkartırsak yine bütünsel düşünürüz. Yine beyaz alan önemli arkadaşlar. Bu sefer üçgenin alanından neyi çıkartacağız? Dilim alanı çıkartacağız. Arkadaşlar 30, 90, 60 dilim alanı için zaten bana açı lazımdı. Yani burada kaç da zaten belli arkadaşım. Şimdi 60'ı karşı 12 ise 30'un karşısı 12 bölü köküçten 4 kökü çıkar arkadaşlar burası. 30'un karşısı 4 kökü tamam bu yeterli. Üçgenin alanı nedir? 4 kökü çarpı 12 bölü 2. 4 kökü çarpı 12 bölü 2. Eksi dilimin alanı nedir? 60'lık dilim. Şu alanı çıkartacağım. Pi 4 kök 3'ün karesi. Açımız kaç? 60 bölü 360 çıkacak arkadaşlar. O zaman burası kaç geldi arkadaşlar? 24 kök 3. Eksi. Şunlar şunlar sadeleşti. Işte 36 yaptı. O zaman 16 pi bölü 6 yaptı. Hatta burası da 24 kök 3 eksi 8 pi bölü 3'e eşit oldu arkadaşlar. Bazen işlem hatası yapabiliyorum arkadaşlar. Affola. Çünkü çok yoğun temponun içerisindeyiz. O işlem hatalarını siz zaten görüyorsanız sıkıntı yok. Dikkatlisiniz demektir. Burada da yaptıysam kusura bakmayın valla. Evet geldik şuraya. Ne yapacağız? Beyaz alan çok önemli arkadaşım. Hop tüm alandan beyaz alanları çıkartacağız. Çemberde uzunluktaki bilgiler tabii ki kullanılıyor. Çemberler birbirine diyorsa merkezleri birleştir. Ama öncelikle bu bir kareymiş. Kare ise 6'dır burası. 3 3 yaptı. Burası da 6'dır. Burası da 6'dır. Eyvallah. E hocam bunun yarıçapı 3, bunun yarıçapı ne? Burası da R. Aa, buraya ne kaldı? 6 eksi kaldı. Pisagor bağıntısı yapacağız. Ama 3 var. Büyük ihtimalle hisset kardeşim. 3, 4, 5 üçgenidir. R yerine 2 yazarsam burası 5. Burası da 4 yapıyor mu? Kesinlikle yapıyor. O zaman olay bitti. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kareden yarım daireleri çıkartacağız. Yarım daireleri çıkartacağız. Hocam tam daire yapmaz mı? Hayır. İkisi de farklı daire olduğu için olmaz arkadaşlar. Karenin alanı 6'nın karesi eksi. 3'lük yarım daire pi r kare bölü 2 eksi 2'lik yarım daire pi 2'nin karesi bölü 2. Çıkartacağız. O zaman 36 eksi 9 pi eksi 4 pi eksi 13 pi bölü 2 gelir arkadaşlar cevabımız. Evet cevap 36 eksi 13 pi bölü 2 olarak bulundu arkadaşlar. Hatta bu soru size tanıdık gelmiştir. Nereden? hem çemberde uzunluktan hem de daire alandan benim sorularımdan bir tanesi arkadaşlar. Bazı yerlerde kendi sorularımda kullandığımı da söyledim size zaten. Evet geldik buraya. Yine bütünsel düşünüyoruz. Ne yapıyoruz? Bütünden beyaz alanı çıkartacağız. Yani büyük yarımdan ne yapıyoruz? Küçük yarımı çıkartıyoruz. Burada ne var? Şunlar da birbirine paralel vermiş. Eyvallah. Merkez varsa, teğet varsa çektik yapacağımıza ya da bunu çemberi burası merkezi burası diyecek olursam. Merkez teğet çektik yapacak olursam arkadaşlar burada. E şunlar birbirine paralelse o zaman burası da Z'den dolayı 90 derecedir. Aa hocam bu merkezden de bu kirşe çizdim. Burayı da iki eş parçaya bölmek zorunda o zaman. E hocam bunun yarı çapı R, bunun yarıçapı, R. Burada da bu yarıçap arkadaşım R. Şimdi bana ne lazım? Bir yarı çapı lazım. E, en etkili silahımız neydi bizim? Yarıçap çizmek değil miydi? Evet al sana yarı çap. R, R ise burası da ne yaptı? R kökü yaptı. Oo süper. Büyüğün yarı çapı R kökü, küçüğün yarı çapı R. O zaman ben büyük yarımdan küçük yarımı çıkartacağım. Büyük yarımdan büyük yarımdan küçük yarımı çıkartacağım. Niye eşit olacak arkadaşlar? bu 18 pi'ye eşit olacak. Büyük yarım dediğimiz yarıçapı r kök Pi, r kökünün karesi bölü 2 eksi pi, r kare bölü 2. Eşittir neymiş 18 pi'ymiş arkadaşlar. Burası 2 r kare eksi r kare yani r kare. Pi r kare bölü 2 eşittir 18 pi yaptığına göre pi'ler gitti. 36'tan. R kare eşittir 36'dan r'yi de buradan kaç bulduk? 6 bulduk. Dc isteniyor bizden. Dc uzunluğu da nedir arkadaşlar? 2 r'ye eşittir. Bu da 12'ye eşit olmak zorunda arkadaşlar. Evet 16. sorunun cevabı da böylelikle 12 çıktı. Geldik 17. soruya. Ne var burada? Daire parçasının alanı var arkadaşlar. Daire parçasının alanını biz nasıl buluyorduk? Tabii ki daire dilim oluşturarak burada da 60 derece verilmiş. 60 ise gördüğü yay nedir arkadaşlar? 120 derecedir. O zaman şöyle bir daire dilimi oluşturalım buna ait. Şurada bir daire dilimi oluşturalım arkadaşlar. Şuradan bir daire dilimi oluşturduğumuz zaman bütünsellik hikayesi yine burada da geçerli. Ne yapıyoruz? Daire diliminin alanından üçgenin alanı çıkartacağız. Şimdi burada ne çıktı arkadaşlar? Burası da merkez açıdan dolayı 120. Hatta burası da yarıçap, burası da yarıçap oldu. 120 ise x kenardan dolayı 30-30 oldu. Hatta 30-30 120 üçgeninden dolayı burası kaç oldu arkadaşlar? 6'ya 6 oldu. <laughs> Peki o zaman dilimden üçgenin alanı çıkartacağım. Çok güzel. Dilim eksi üçgenin alanı. Dilim eksi üçgenin alanı bize şeyi verecektir. Yani dilimin alanı pi r kare. Ee, kaç derece? 120 bölü 360. Eksi Üçgenin alanı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 120 bölü 2'den yapıyorsunuz. Bence gerek yok. Şurada bir dik çizecek olursak 90'ın karşı 6 ise 30'un karşı 3. Tabana ait yüksekliği bulmuş olduk arkadaşlar. Üçgenin alanı da 6 kök 3 çarpı 3 bölü 2 eşit oldu. O zaman burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. E, sıfırlar sadeleşsin 36'lar sadeleşsin. Bu, o zaman burası 12 pi eksi. Burası da 9 kök 3 mü yaptı? 12 pi eksi 9 kök e eşit oldu arkadaşlar. 12 pi eksi <laughs> 9 kök 3 nerede? Şurada 3 parantezini aldığımız zaman 4 pi kaldı. 3 e, parantezini aldığımız zaman eksi 3 köküç kaldı. Yani cevabımız da o zaman Cihan yaptı arkadaşlar. 17. sorunun cevabı da böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 18. 18. soruya. Bak dikkat edin. Şimdi alanlar farkı istenildiği zaman ne yapıyoruz? Taralı alanlar toplamı istenildiği zaman ne yapıyoruz? Bak yan yana güzel sorular bunlar. Burada ne demiş? Soru farkına bakın arkadaşlar. Alanlar farkı demiş. Burada ne demiş? Taralı alanlar toplamı istenmiş. Taralı alanlar toplamı istenildiğinde alan taşıma yapıyoruz. Alanlar farkı dediğinde yine beyaz alan çok önemli. Beyaz alanı A diyin. Bu arada S2 eksi S1 isteniliyor bizden. Yani. Öncelikle A artı S2'yi yazalım arkadaşlar. A artı S2 belli mi? Belli. Yarım dairenin alanı. Yarım dairenin alanında şurası kaç arkadaşlar? Yarı çapı kaç? Yarı çapı 4. Yani pi r kare bölü 2'ye eşit. 16 bölü 2'den 8 pi'ye eşit oldu. Peki bir de A artı S1'i yazalım arkadaşlar. A artı S1 de şu dikdörtgenin alanı. Yani 2 çarpı 2 pi'ye eşit. 2 çarpı 2 pi'den kaç yaptı? 4 pi yaptı. Bizden ne isteniyor? S2, eksi S1 isteniyor. Taraf tarafa çıkarttığımız zaman A'lar gidiyor. S2 eksi S1 de neye eşit oluyor? 8 pi eksi 4 pi'den cevabımız 4 pi'ye eşit oluyor arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Yani alanlar farkı sorulduğunda beyaz alan yine önemli. Beyaz alana A deyin lütfen. Bakın mesela burada da yine aynı şekilde. Ne demiş? Kırmızı renkli bölgenin alanı yeşil renkli bölgenin alanından kaç santimetre kare fazladır demiş. Ne diyoruz? Beyaz bölgenin alanına A diyoruz. AC çaplı dediği için merkez burada. Merkez T'ye çektikten burası 90 derece oldu. Şurası da R burası da R. O zaman beyaz alanı A dedim. Şimdi benden ne isteniyor arkadaşlar? Kırmızı renkli bölgenin alanı. Şuraya X dedim buraya da Y dedim. O zaman A artı X alanını yazalım arkadaşlar. Bakın A artı X alanı yarım dairenin alanı. Yani pi r kare bölü 2. Bu arada 4, 8. yarıçap kaç arkadaşlar? 4. Pi 4'ün karesi bölü 2. Yani 8 pi yaptı. A artı y alanı neye eşit arkadaşlar? O da dik üçgenin alanına eşit. O da 4 çarpı 8 bölü 2'ye eşit. 32 bölü 2'den 16'ya eşit oldu. E o zaman ne oldu arkadaşlar? Bizden ne isteniyor? X eksi y alanlar farkı isteniyor. O zaman taraf tarafa çıkartacağız. Çıkarttığımız zaman x eksi y 8 π eksi 16'ya eşit oluyor arkadaşlar. Burada parantezi de alabiliriz. Bu şekilde de kalabilir de fark etmez. Yani 19. sorunun cevabı da böylelikle 8 π eksi 16 geldi. Geldik şuraya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yarım daireler çizilmiş. Görüyor musunuz? Hep çapları aynı. Yani yarıçapları aynı da diyebiliriz. Yarı aynı olan şöyle daireler çizilmiş arkadaşlar. Bizden şu parçaların alanları isteniyor. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Ben böyle bir parça iki farklı dairedeki eş dairedeki şu alanları bulamıyorum. Ben neyi bulabilirim? Dairede daire parçasının alanını bulabilirim. Onda da daire dilimi oluşturarak. O zaman ben burada bir daire parçası oluşturacak olursam şurada da bir daire parçası oluşturacak olursam. Burada da bir daire parçası oluşturacak olursam. Burada da bir daire parçası oluşturacak olursam. Temel mantık bu. Çünkü ben bu alanı bulabilirim. Değil mi arkadaşlar? Evet. E, hocam burada çapı gören çevre açı oldu. 90 derece o zaman burası. Hocam burası da çapı gören çevre açı 90 derece doğrusal oldu. Hocam burası da, burası da a karenin köşegenleri oldu. Yani 6, 6 ise 6 kök ki. O zaman bunlar da 3 kök 3 kök şeklinde bulundu arkadaşlar. 3 kök ki, 3 kök ki, her yer 3 kök ki. O zaman şuradaki 3 kök yazalım arkadaşlar. <laughs> Şimdi ne oldu? Bunlar eş daireler olduğu için daha öncesinde ne demiştim arkadaşlar? Eş daireler olduğunda şu şöyle çizildiğinde bu alanla bu alan birbirine eşit değil miydi? Eşitti. Çünkü bunlar eş daire ise eşit giriş, eşit girişlerin ayrılıkları alanlar da birbirine eşit oluyorlar. Yani o zaman burada kalan A ise burada kalan da A'dır. Çünkü bu A alanı şu yarım dairede, bu A alanı bu yarım dairede. Ortak girişi bu AA yaptı. Hatta hepsi üç ki hepsi aynı yarım dairedeki eş olmak zorundalar. Yani burada kalanların hepsi A olmak zorunda. O zaman ben bir tane A alanını bulursam olay bitti. A alanı neye eşit? Bir tane A alanına yoğunlaşayım. Şöyle arkadaşlar. Daire dilimi oluşturdum. Şuradaki A alanına ait daire dilimini oluşturdum. Ne yapacağım? Şu daire dilimin alanından hatta burası kaç derece arkadaşlar? Şu merkez olduğu için arkadaşım 3, 3, burası da 3. A, x kenar. Burası da 45 dereceydi zaten köşegen olduğundan. Burası da 45. Yani burası 90 oldu. Çeyrek dairenin alanından neyi çıkartacağım? Üçgenin alanı çıkartacağım. Yani çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4. Eksi üçgenin alanı nedir? 3 çarpı 3 bölü 2. A bizden ne isteniyor arkadaşlar? 2, 4, 6, 8. 8 A isteniyor bizden. O zaman 8 A da nedir arkadaşlar? 8 çarpı 9 pi bölü 4. 9 pi bölü 4 eksi 9 bölü 2. 8 ile çarptığım zaman e, 18 pi yaptı burası. 18 pi eksi 8 ile çarptığım zaman 36 yaptı. Hatta burada 18 parantezini alınca pi eksi 2'ye eşit oldu arkadaşlar. O zaman cevabımız 18 çarpı pi eksi 2 yapar. Tamam mı arkadaşlar? Şunu unutmayın. Hep bu mantığı söylüyoruz arkadaşlar. Biz şu daire parçasının alanını buluyoruz. O yüzden o mantık beni buraya itti arkadaşlar. Tamam mı? Hepte kitaplarda da karşılaştığınız bir soru tipi diyebiliriz zaten. Burada ne var? Boyalı bölgelerin alanları toplamı isteniliyor. Bak bu sefer boyalı bölgelerin alanları toplamı isteniliyor. Biraz önceki neydi? Alanlar farkı isteniliyordu. Alanlar farkı istenilseydi o zaman buraya A derdim. Buraya B derdim. Buraya da C derdim. C eksi B isteniyordu büyük ihtimalle. O zaman ne yapardım? A artı C'yi yazardım. A artı B'yi yazardım. Taraf tarafa çıkartırdım. Ama taralı alanlar toplamı isteniliyor. Büyük ihtimalle çok kolay çıkacak arkadaşlar. Bir yere bir, bir, bir alanı bir yere taşıyacağız. Arkadaş ben bu alanı bir yere taşıyamam. Ama buradaki daire parçasını belki taşıyabilirim. Ne verilmiş burada? Burası 90 derece. O zaman burası merkez olmak zorunda. Yani çemberin çapı yaptı arkadaşlar burası. İkiz kenar dik üçgen. O zaman burada kaçı? 45 derece. Burada karşı da kaç derece? 45 derece. E, hocam şuradaki alanı bunun yanına getirmeye çalışacağız. Burada ne var? O zaman o kirişteki alanı taşımaya çalışacağız. O zaman bir ek çizim yapacağım. Kiriş ek çizimi. Mesela şunu çizince. Çapı gören çevre açı kaç derecedir arkadaşlar? 90 derecedir. A burada 45 90 ise burası da 45 yaptı. A dikkat edin şu kirişle şu kiriş birbirine eşit oldu. O zaman ben buradaki alanı iptal edip buraya taşıyabilirim. Çünkü bu alanlar birbirine eşit. Şimdi taralı alanlar ne yaptı? Şu üçgenin alanı yaptı arkadaşlar. Bitti gitti. Olay bu kadar. O zaman bu üçgenin alanı da 45-45-90 üçgeni olduğu için 8 ise burası bu 8 bölü kökten 4 kök 2, 4 kök yapmaz mı arkadaşlar? Evet. Boyalı alanlar toplamında ne yapar? 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2'ye yani 16'ya eşit olur arkadaşlar. Cevabımız balık esir yaptı. Taralı alanlar toplamında mutlaka mutlaka alanı taşıyın arkadaşlar. Genelde böyle daire parçasını bir yere getirmeye çalışıyoruz. Genelde tabii ki. Ee, olmadığı zaman da şöyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Ne demiş? boyalı bölgelerin alanları toplamı kaçtır demiş. Allah Allah nasıl yapacağız hocam? Bakalım AB ve AC çaplı. Bak dikkat edin arkadaşlar. AB ve AC çaplı. Birinin yarı çapı kaç arkadaşlar? 6. Diğerinin yarı çapı da kaç? 6 olmak zorunda. Ha, birinin yarı çapı 6, diğerinin çapı 6. Çok güzel. A hocam, bunun çapı 6. Gördünüz mü? Bunun da çapı 6. Buradaki yarım daire. Yani buradaki yarım daireler birbirine eş. Tamam. Madem buradaki yarım daireler birbirine eş, ben buraya A alanı, buraya B alanı diyecek olursam, şurası da B, C ise benden ne isteniyor? B artı C alanı nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar, şu daireyle şu daire birbirine eş değil mi? Eş. Bu da yarım daire, yarı çapa 6. Bu da yarım daire, yarı çapa 6 olduğundan dolayı. E o zaman ne olacak o zaman arkadaşlar? O zaman bu iki yarım daire birbirine eşse, bunun alanı A artı B ise bunun da alanı A artı B yapmalı. A'sı buradaysa buraya ne kaldı? B kaldı. A benden B artı C isteniyor. B artı C dediğimiz alan ne yaptı arkadaşlar? Şuradaki 60'lık dilim yaptı. Yarıçapı da kaç? 6. Yani B artı C alanı 60'lık dilim pi r kare. 60 bölü 360'a eşit oldu arkadaşlar. Sıfırlar sadeleşti. 36'lar sadeleşti. Cevapta kaç yaptı? 6 pi'ye eşit oldu arkadaşlar. Bu da ilginç bir alan taşıma oldu. Yani alanları yan yana getirme oldu arkadaşlar. Şu alanı iptal ettim, buraya denk geldi. Bu da eş dairelerden dolayı yaptığımız şeylerden biri arkadaşlar. Evet örnek 22'yi böylelikle 6π bulduk. Çok da güzel bir soru arkadaşlar. Hoş sorulardan biri. Alışkın olmadığınız sorulardan biri. Evet sanırım dairede benzerliğe geldik. AC uzunluğu k iken AO uzunluğu 2k verilmiş. Şimdi burada yeşil renkli bölgenin alanı 20 olarak verilmiş. Arkadaşlar dairede benzerlik. Ne yapıyoruz? 2K'nın 3K'ya oranı. Hocam 2 bölü 3 benzerlik oranının karesi 4 bölü 9. Yani burası 4 A iken burası kaç A olmalı? 5 A olmalı. Ee, 5 A eşittir 20 ise A'yı buradan 4 buluruz. A 4 ise pembe renkli bölgenin alanı isteniliyor. 4 A isteniliyor. O da kaç yapacaktır? 16 yapacaktır. Daire de benzerlik arkadaşlar. Üçgendeki gibi hareket edebiliyoruz. Geldik 24'e. Evet şekilde silindir biçimindeki meyve suyu. Kutusunun üstten görüntüsü verilmiştir. Silindirin üstten görüntüsü ne, ne olacaktır? Daire olacaktır tabii ki. Kutusunun üst yüzeyi ve pipetin e, gireceği delik daire şeklinde olup pipet buraya girecektir arkadaşlar. O noktası bu dairelerin merkezleri. Her ikisi de ortak merkezli yani. Pipetin şekli pipetin şekilde kutunun üstünde kalan üstünde kalan AB uzunluğu 8 birimdir. Pipet deliğe D noktasında temas ettiğine göre teğet olduğuna göre kutunun üst yüzeyin ve deliğin dışında kalan bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Yani gri bölgenin alanı soruluyor arkadaşlar bize. E biz bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Hocam direkt pi 8'in karesiydi. Aa değil işte bu hatayı yaparsınız. Ezber yaparsanız bu hatayı yaparsınız. Bence ezberden yapmayalım. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Bunun yarı biliyor muyuz bilmiyoruz. Hocam bu kirişi 8 vermiş. Bunlar da 4 4. Cevap direkt pi 4'ün karesi olacak. 16 pi olacak arkadaşlar ama ben yine de uzun yoldan yapayım. En etkili silahımız yarıçap çizmekti. Al sana yarıçap. Hocam buradan ne geldi? R kare eşittir. R kare artı 4'ün karesinden. R kare eksi R kareyi kaç bulduk? 16 bulduk. Şimdi bizden ne isteniyor? Şu halkanın alanı isteniyor arkadaşlar. Bu halkanın alanı nedir? Pi R kare eksi pi R kare isteniyor. Pi parantezin alınca R kare eksi R kare isteniyor. Aa, ben R kare eksi R kareyi 16 bulmuştum. O zaman cevabımız da kaç yapar? 16 pi yapar. Yani ezbere gerek var mı? Yok. Kendin zaten kolay işlemlerle, bu zamana kadar ki bildiğin işlemlerle sonuca rahat bir şekilde zaten ulaşıyorsun. Evet örnek 24'ü böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 16 pi bulduk. Geldik örnek 25'e. Şekilde kesit görün görünüşü verilmiş O merkezli daire dilimi biçimindeki tümsek üzerinde yarı 2 birim olan teker görülüyor. Teker B'den A'ya varıncaya kadar 3 tur yapmış. 3 tur yapmış arkadaşlar. Yani o zaman ne olacak arkadaşlar? Bunun çevresi nedir? 2 pi r kadardır. Bir de 3 tur attığına göre 3 tur attığına göre şuradan b'den a'ya 3 tur attığına göre çarpı 3 diyeceğiz. O zaman ne yaptı arkadaşlar? 12 pi yaptı. E bu 3 tur attıysa o zaman a b yolunda 12 pi olmak zorunda. E bitti. Daire şeklindeki tümseyin tüm kesit alanı nedir? Hocam şu açıyı bulursam olay bitti diyebilirsiniz. Buradan da bulabilirsiniz. Ama gerek yok. Yay uzunluğu varken direkt alan neydi arkadaşlar? 12 pi çarpı hani taban çarpı yüksek bölü 2 idi. 12 pi çarpı 6 bölü 2 bize direkt cevap verecekti. Yani cevabımız 36 pi yapar sevgili gençler. Tamam mı? Olay bu. Bu formülde bilmenizde fayda var diye söylemiştim. Gerçekten bilin arkadaşlar. Evet örnek 25'i 36 pi bulduk ve geldik örnek 26'ya. Boyalı alan kaçtır? Çok basit. Öncelikle büyüğün alanından küçüğün alanı çıkartacağız. Ama buradaki yay, alanı, yay lazım bana. Onu da nereden bulacağız? Benzerlikten. 12 bölü kaç? 18. Eşittir. 20 bölü AB yayı. 20 bölü AB yayı olacaktır arkadaşlar. 20 bölü AB yayı. O zaman 6'ya bölsen 2. 6'ya bölsen 3. 10 katı 10 katı AB yayını kaç buluruz arkadaşlar? AB yayını 30 olarak buluruz arkadaşlar. Burası 30. Şimdi ne yapacağız? Büyüğün alanından 30 çarpı 18 bölü 2'den 20 çarpı 12 bölü 2'yi çıkartabiliriz. Değil mi arkadaşlar? Ya da bunun direkt formülü vardı. Hani yamuk alan formülü gibiydi. Bunun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 değil miydi arkadaşlar? Yani bu da kaç yapıyor o zaman? 150 yapıyor. Cevabı bu şekilde de bulabiliriz sevgili gençler. Tamam mı? Örnek 26'yı. Böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 150 bulduk. Onu da işaretleyelim tabi. Ve geldik örnek 27'ye. Hmm. Şimdi büyük ihtimalle siz şöyle yapacaksınız. Bak. Hocam şuraya ben bir AA diyeyim. Buraya da ben bir BB diyeyim. Sonra Pi A kare bölü 2 12'ye eşit. Pi B kare bölü 2 24'e eşit. Sonra Pisagor bağıntısından da şurayı A ve B cinsinden bulacaksınız. Sonra Pi R kare bölü 2 de S'ye eşit diyeceksiniz. Doğru. Haklısınız. Kesinlikle haklısınız. Ama arkadaşlar hep karşınızda yarım daire varsa ya da hep karşınızda çeyrek daire varsa lütfen ama lütfen benzerlikten gidin. Çünkü benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. Yarım dairelerde yine hep birbirine benzer değil mi? Benzer. E o zaman arkadaşlar madem benzer benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitse alanlar oranının kare de benzerlik oranına eşit olmaz mı arkadaşlar? Evet. Benzerlik oranı 1 bölü kök 2. Yani bunun yarıçapı R iken diğerinin yarıçapı ne olacak? R kök 2 olacak arkadaşlar. Ya da 1 deyip şey yapabilirsiniz. Fark etmez. Burada R demeye de gerek yok yani. Aslında yanlış yapıyorum ama olsun. Burası 1 iken burası kök 2'dir. Yani burası 1'in katı iken burası da kök 2'nin katı olacak arkadaşlar. E o zaman burası da kök 2 burası da 1 yaptı. Pisagor bağıntısından artık işlemden şurayı bulabilir miyiz arkadaşlar? Bulabiliriz. Burası 2 kök 2. Burası 2. O zaman iki ve iki kök 2 ve iki kök 2 kökünden de 2 ve 2 kökünden dolayı 2R'de neye eşit olacaktır arkadaşlar? 2 tane kök eşit olacaktır. Doğru değil mi arkadaşlar? Nereden buldum? 2 çarpı 1. 2 çarpı kök 2. O zaman burası da 2 çarpı kök eşit olacaktır. 1'in karesi artı kök 2'nin karesinden kısa yoldan yaptım. O zaman R'yi kaç bulduk? Kök bulduk. Ha, R burada kök 3'se. K'lı deseydik o zaman R'yi kök 3K bulacaktık sadece. R kök Şimdi yine bu yarım daireyle bu yarım daire benzer değil mi arkadaşlar? Benzer. Benzerlik oranı ne arkadaşım burada? Benzerlik oranı Benzerlik oranı. Ne burada? 1 bölü kök 3. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit olacak. Yani 1 bölü 3 e eşit olacak. Alanlar oranı 1 bölü 3. Yani burası A alanıysa burası 3A alanı olacak. A 12 ise S dediğimiz 3A. O da kaç yapar arkadaşlar? 36 yapar. Çok da güzel bir soru çözüm yöntemidir. Valla çoğunluğunuz ilk dediğimiz yoldan yapıyorsunuz. Valla ben de ee, soru yazmadan önce hep bu şekilde yapardım size ilk dediğim şekilde yapardım. Ama hep yarım dairelerle karşılaşıyorsanız ya da hep çeyrek dairelerle, hep bütün dairelerle ya da karşılaşıyorsanız bu şekilde benzerlik alan ilişkisinde düşünün arkadaşlar. Tamam mı? Burada şunu da yazayım. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Alanlar oranına eşit o zaman tam tersi alanlar oranı karekökü de benzerlik oranına eşit olacaktır arkadaşlar. Tamam oradan yaptık. Güzel bir çözüm değil mi arkadaşlar? Gerçekten çok güzel ve buna da lütfen lütfen dikkat edin. Sırf bu yüzden bu soruyu buraya koydum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar dediğim gibi buraya A diyecek buraya B diyecek. Pi A kare bölü 2 Pi B kare bölü 2'den falan filan yaptınız. Yapan arkadaşlar da inşallah uzun yoldan yaptım. Bakalım Kenan Hoca ne yapmış deyip de bakmışsınızdır arkadaşlar. Baktıysanız valla mutlu olurum. Bakarsanız, bunu daha öncelerinden de bahsettim ama olsun. Şimdi geldik 28. soruya. Şekilde o yani son sorudayız arkadaşlar. Evet, daire D bitiriyoruz böylelikle. Şekilde o merkezde bir depremin etkilediği alanlar gösterilmiştir. Kırmızı bölge depremden çok etkilenmiştir. Mavi ee, bölgede az etkilenmiştir. Şimdi burasını verilmiş arkadaşlar. Burası k iken burası da 2k verilmiştir. Mavi bölgenin alanı kırmızı bölgenin alanın iki katıdır. Mavi bölgenin alanı kırmızı bölgenin alanın iki katıdır. Tamam. İlk önce şunu yazayım. Oa uzunluğu k iken, ab uzunluğu 2k. Hocam benzerlik 1 bölü 3. Benzerlik oranının karesi 1 bölü 3'ün karesi kaç yaptı? 1 bölü 9 yaptı. O zaman burada kalan a ise burası 9a değil. Dikkat edin, 8a. Şimdi mavi bölgenin alanı kırmızı bölgenin alanın iki katıdır. O zaman 8a ise kırmızı bölgenin alanının iki katıysa burası 4a değil midir? Evet. A hocam alanlardaki oran 1'e 4. Açılardaki oran da 1'e 4 olmaz mı? Yani beta dediğimizde 4 alfa eşit olmak zorunda. Çünkü açılarla da alanlar aynı dairede doğru orantılıdır. Biri pi r kare alfa bölü 360 biri pi r kare beta bölü 360 olduğundan dolayı. E betayı biz 4 alfa bulduysak alfa bölü beta ne olacaktır? Alfa bölü beta. Beta dediğimizde 4 alfa yaptı. Yani cevabımız da o zaman 1 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Ve örnek 28'de böylelikle 1 bölü 4 bulduk. Ve böylelikle arkadaşlar e, bu genel tekrarımızı da bitirmiş bulunuyoruz. Sırada ne var? Sırada evet e, daha hazırlamadım. İşte bu videodan sonra hazırlayacağım arkadaşlar. Sırada ne var? Analitik geometri var. Analitik geometriden sonra ne var arkadaşlar? Analitik geometri sanırım 3 partta olur. Analitik, doğrunun analitiği, noktanın analitiği, e, noktanın analitiği, doğrunun analitiği bir de dönüşümler olmak üzere. Sonra bir de ne var arkadaşlar? Katı cisimler var. Sonra bir de çember analitiği var katı cisimlerde genelde en fazla 3 video olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle böyle devam edeceğiz. İnşallah faydamız dokunuyordur gençler. Evet böylelikle bu tekrarı da bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.